Selam, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Söylesem de anlatsam da birçoğunuz inanmadınız. Ayrıldınız mı dediniz? Hayır dedim. Boşanıyor musunuz dediniz? Hayır dedim. Böyle bir şey olsa bile haberiniz olmaz dedim. Evet, bunları ben dedim ama yani şu an gerçekten güldüğüme bakmayın. Çok sinirim bozuk. Aslında mutsuzum. Fakat istediğiniz oldu ve ben geldim. Ya şunu hoş söyleyeyim geldin. Biliyor musun? Yani sırf şu videoya bu yüzden çıktım. Gereksiz açıklamalar yapmayın. Herkes haddini bilsin. Ya söylenecek bir sürü şey var. Tabii ki de seçerek söylüyorsun bunu. Mesela bir şey söyleyeceğim şimdi. Direkt o söyleyeceğim şeyi yuttum. Bana söyle. Yani daha mı söyle? Ero geldi ve Ero evet. Geleli bir iki gün oldu. İki gün oldu ama çok efsane şeyler evet, oldu. Evet, anlatırım. Gerçekten yani. Anlatırım yani. Bu arada birlikte vakit geçirmek istedik. Kendisi zaten Uraz'la özlem gidermek falan derken hiç kameraya elimi almadım. Aynen. Ya tatil için gelmedim açıkçası. Ben aşırı derecede özledim. Artık resimler, videolar aşındı. Anladın mı? Evdeki bütün resimlerin boyaları çıktı hatta. Niçin yapmadım diye bu kadar inanılmaz kırıklıyorsun? Yok, bu işin linci yok ya. O kadar da olmasın yani. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Bizim kendi aramızda konuşup anlaştığımız bir konunun burada çok fazla dallanıp budaklanmasını ben zaten hiçbir zaman istemedim. O yüzden yani rahat olun. Şu anda da bir heyecanlandım ilk geldiğin anki gibi oldum ama evet. Hiç haberim yoktu geldiğinden, öyle söyleyeyim. Şimdi de arkadaş kuzenleri, benim kuzenlerim Eren'in arkadaşları bizi evet, bekliyor. Arkadaş oluyor. Hep beraber şöyle bir gezmeye çıkmıştık. Onların yanına geçelim. Daha bir sonra neler olduğunu anlatırım. Bir bu arada onları da özlemişim ya. Değil mi? Kamerayı. Bir like çünkü iste be. Bayağıdır. Bir ama like iste. Like'lar çok düşmüş arkadaşlar yani. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bu arada foto montaj değil, shop evet. Değil. Gerçek canlı kanlı burada kendisi. Size çok değer veriyorum. Dur be, gözümü çıkarma. Size değer verdiğim için tabii ki de videolara da bakıyorum. Buraya geldim like iste. Sırf like için buraya kadar gel. 11 saat yol çektim arkadaşlar yani. Uçakla falan gelmedim bu arada. Aynen, arabayla geldim. Güzel bir hareket yaptım. Konuşuruz be, karnım çok aç hadi. Annenin karnı açmış. Evet. Hadi like atın. İzlenmeler de biraz artsın. Bu ne ya? Yazıklar olsun. Abone de olun tamam. Abone hadi olsunlar. Görüşürüz. Tabii canım. Bu arada manzaramız şekil. Günaydın. Şu anda hastaneden bildiriyorum. Babam için geldik. Neden olduğunu anlatırım böyle. Yüzümde bayağı bir sıkıntılar falan oldu. Yani bayağı kötü oldu. Ama inat ediyordu ve hastaneye gelmek istemiyordu ki keza gelmiyordu da. Ondan sonra işte benim zorumla, keza Eren'in zoruyla biz babamı hastaneye getirdik. Şimdi Ordu Devlet Hastanesi'ndeyiz hatta. Anlatan hastane bomboş. Diş ağrısı vardı. Diştendir falan diye düşünürken tanıdığımız bir diş doktoruyla görüştük ve alerjik de olabilir. Diş genellikle çene altında çıkıyor dedi ve bizi acile gitmemiz konusunda bilgilendirdi. Biz de acile geldik. Şimdi kan verdi. Kan tahlili sonuçlarını bekliyoruz. Hani bu fındık toplamaya başladıktan sonra olduğu için alerji olma ihtimali bizim için de çok yüksek gözüküyor. Ama inşallah önemli bir şey yoktur. O yüzden sizden dua bekliyorum. Bayağı kötü oldu dudağı falan. Hani kendisi izin verir isterse gösteririm elbette ama bilmiyorum. Şimdi saat 10'da çıkacak. Ben de maskeyle içeride çok daraldım. Şöyle bir dışarıya çıkayım dedim. O sırada da sizi bilgilendirmek istedim. Dün videoyu başlattım. Eren gel dedim. Dışarıdayız dedim ama devamını getiremedim. Zaten gece çok geç döndük eve. Uyuduk, uyandık ve hemen kalktık. Hastaneye geldik. Uraz'ı bile toplam bir 5-6 dakika falan görmüşümdür bu süreç zarfında.
Ama inşallah son iyi olsun. Biz biraz da hep görüşürüz. Evet, bugün babamın yüzü için hastaneye gittiğimizi söylemiştim. Durum bu şekilde. Geçmiş olsun baba tekrar. Şimdi babamın tabii ki çok fazla keyfi yok. Şöyle bir şey oldu. Ero bir saniye. Biraz da kuduruyorlar. Kan tahlili istedi. Kan tahlilini verdik. Çok şükür kanında bir sıkıntı çıkmadı. Çünkü ilk olarak alerjiden şüphelendi doktor. Daha sonrasında da... Beni konuşturmayacak. Daha sonra da yine de bir alerji ilacı verdi. 2-3 güne kadar geçmez ise bir cildeye muhakkak gözükmen gerekir dedi. Onun dışında da diş ağrısının böyle bir lezyona yol açacağını düşünmüyorum dedi. Bu kuduruklar da hiç durmadı. Bye. Kim gelmiş oğlum? He? Nerede baba? Baba nerede? Hadi öp babayı. Sarılacak. Şöyle daha sakin bir köşeye geleyim. Şu anlık durum böyle. 1-2-3 gün izleyeceğiz bakalım. Olmazsa tabii ki de cildeye götüreceğim. Bu arada babam asla ve asla hastaneye giden bir insan değildi. Ben ve Eren biraz emrivaki yaparak sabah erken saatlerde alıp götürdük. Çünkü gitmez yani. Şimdi de bir hazırlık içerisindeyim. Hazırlık dediğimde bardak ve çay. Bizim aşağıda oturacağız. Gene dünkü tayfadan birkaç eksik geleceklermiş. Sağ olsunlar. Eren de burada diye hep beraber şöyle bir çay keyfi yapacağız. İloş da kek yapıyormuş. Hep beraber yine şöyle bir keyifli vakit geçirelim diyoruz ama onun öncesinde Uraz'ın uyuması lazım. Zaten ben de hemen bizim evin alt katında, yani altında arka terasında olduğum için sıkıntı olmuyor. Burada zaten her yere çok yakın. Bu arada yatak odasındayım, böyle bir hırka da alalım. Annemin pantolonunu giydim ve annemin, inanabiliyor musunuz, lila pantolonu varmış, benim haberim yok. Neyse, evet, biz yavaş yavaş aşağılara aşağı inerim, onlar da gelmeye başlarlar. İleride bütün konuşmaları koyacağım. İyi gidip poz verme ya. Zaten yemeğimi verin. Çekme hadi, hemen korkacağım. Kaymadın yanına gel. Ben Evet, biz bu arada Özgür ablamlara geldik. O acıdığınız halo oğlum da burada. Sana çok acıdılar. Çok para harcamışsın. Ne kadar para harcamış dediler. Değiyor mu? Sehpamız bile yok. Yayında mıyız? He, yayındayız. Soru neydi? Soruyu bir daha alalım. Şimdi ben bu evin videosunu çekmiştim ya Ertan abi. Evet. Onu izlediler. Halo oğlum bayağı para harcamış dediler. Değiyor mu dediler. Parayı kırmış dediler. Değiyor. Değiyor. Bu kadar mıydı? Erdem, biz de bayağı bir bekledik böyle. Bayağı bir açıklama yapacaksın diye ama. Beyle bitirdi. Net oldu. Biraz ama işte sehpamız yok. Görünürlüğü yani terası yapmıyor. Bir şey söyleyeyim, daha böyle samimi oluyor. Ev hediyelerini bekleriz hani. Gönlünden ne koparsa. Hemen açık adres. Akrabalara mı, arkadaşlara mı? Bence bize bir laf attı da neyse eşim yengesi. Sevenlerine diyelim. Sonra konuşuruz bizi. Anneciğimi sevenlerine sesleniyorum buradan. Anlamış olduğunuz üzere Özür ablamlara geldik. O evdeyiz şu anda, oturuyoruz. Bayağı biz geleli bayağı oldu. Uraz da içeride uyuyor. Başka ne yaptık? Çay içtik. Özür ablam bize cappuccino yaptı. Diğer ortam patladı. Niye herkes bir gerildi? Kapatayım mı kamerayı? Sanki silah çektim ya. Alt tarafı kamera açtı. Bu arada Fatoş ablam, Yiğitciğim ve Adacığım da burada. Doğukan da tanıştık. Doğukan neredesin? Karanlıkta çocuk. Bu da Yeşim yengemizin oğlu. Komşu. Sen, bir tek siz varsınız değil mi bu tarafta? Maalesef. İki göç. Eren bak çok yalnızlar. Gel biz de bir tane ev yapalım. Ama üç olsak arada tartışma çıkar. Ona gittiğini, bana geldiğini. İki olduğumuz için sorun çıkmıyor. Aynen. Sorunsuz ya. Yaşıyoruz. Rakam çok iyi yani. Sen bana, ben sana. Bir şey söyleyeyim, çok doğru. Gerçekten çok doğru. Üç kişi olsa. Her çocuklar bile öyle ya. Evet. İki kişi anlaşıyor, üçüncü oldu mu? Aynen öyle, doğru. Ama iki kişi olunca başka şansın yok, tamam mı? Alternatifin yok. Onlar bize, biz onlara. İyi geçinmek zorundayız. Oluyor da zaten, görüyoruz yani. Ben burada video editlemeye çalışırken
Uraz'la Eren ortalığı dakikalar içerisinde mahvetmiş. Evet, bu arada Eren'in arabası, aman Uraz'ın. Uraz'ın arabası hayırlı olsun. Pub'ınızı, like'ınızı alırız. Saça başa dağılmış. Anneciğim, bunu Eren, gel yaklaşsana aşkım, sen anlatsana. Beni hep görüyorlar zaten, az seni görsünler. Sor, bir şey soracaktım. Sen bunu ne zaman aldın, neden aldın, niçin aldın? He, bu Uraz'ın arabası bu arada. Hayırlı olsun. Asal evet. Kayıtsız. Sıfır. Ondan sonra sıfır. aldım işte ona, böyle kullansın. Kullanamayacak ki, biz kullanacağız. Aldığından beri sadece Eren kullanıyor. Evet. Al babam hadi uzaktan kumandayı. Ah. Bakalım ne yapacak bak şimdi. Kesin bir yerini ağzına alacak. Kesinlikle anteni ısıracak. Bir bak bana bakıyor yapayım mı diye. Uraz. Hayır anneciğim yapma, tamam mı? Hayır aşkım. Hayır yapma bir tane. Ağzına sokma sakın. Evet onu bas. Bas onu geri. Çözmüş ha. Evet. Uraz hayır anneciğim. Uraz. Uraz. Hayır. Bak. No. Ay. Ay gestireceğim mi beni? Gestireceğim mi beni? Takıldı kumanda ya. Ara. Evet, kumandayı görmemesi gerekiyor normalde oynarken. Çok sinir oldu şu an, bir tekme atacak onu ama. Ne oldu kuzum benim? Ne oldu? Böyle takılıyorlar. Bu arada Eren geldi. Bir iki gün falan kamerayı dakikalık elime aldım. Sonrasında dolu dolu birlikte vakit geçirdik hep diye düşünüyorum. Aşkım evet. Yanlış mı düşünüyorum? Şimdi bu akşam da bir karı koca gecesi yapalım, akşamı yapalım diye. Uraz uyuduktan sonra, annemler geldikten sonra Eren'le baş başa bir çarşıya, yani merkeze ineceğiz. Biraz oturup konuşacağız. Birazcık işte vakit geçireceğiz. Ve maalesef çok üzücü bir şey olacak. Ne olacak? Çünkü artık Abbas yolcu yani. Yolcu olacak. Kesper geldi gene. Ya Uraz'ı biz böyle koyunca böyle kalıyor biliyor musunuz? Ama gördüğü için bence. Aha, arabayı kullandı. O mu yaptı? Evet, kumanda oldu çünkü. Şimdi bir de betondan alsan o, yani parkeden halıya oturt. Ha? Hadi anneciğim. Ne? Uraz neredesin? Ay! Anneciğim hayır ama bak, bozarsan çok üzülürsün. Aşkım bu arada sen bunu götürecek misin giderken? Bilmem ama sen bunu nasıl getireceksin? Evet. Aşkım sen bununla git, Megan bana kal. Oturacağım ben. Güzelce gideceğim. Yani. Evet. Neyse ben editime devam edeyim. Onlar da baba oğul böyle doya doya vakit geçirsinler. Yalnız bu niye böyle kaldı aşkım? Uraz. Hiç Uraz'ın yüzü gözükmüyor ki. Aaa buradayım. Neyse. Buradayım. Hadi görüşürüz yine. Böyle ara ara kamerayı görürsem açarım. Ha, yapacak bir şey yok. Bereketli olsun. Vah sen Orhan'ın ne olduğunu bilmiyor muydun? Sen ne yapın orada? Eren dün akşam dinlediklerinden sonra fındık hakkında ne düşünüyorsun? Yok. He? Doğru iş abi. Kimse kimseden fındık istemesin değil mi? Bence istemesin yani. Kolay değil o işler. Sen niye duruyorsun burada, babanla dedene yardım etmiyorsun Fortuk? He? Selamlar, yerimdeyim ayol. Ama dikkat et, araba sürerken yapma. Ne olur çeker misin bir yere? Ama duramam şu an. Önüm boş ya, yavaş yavaş gidiyorum. Aktaşlar pide değil mi? Aktaşlar Neli pide. Neli. Evet, Durugöl'de olacak. Evet, arabamı özlemişim bu arada. Elbette önce Ero'yu, sonra Renault'yu. Yeah. Yani şu arabayla Ordu sokaklarında geziyor olmak şu an gerçekten müthiş. Değişik de
burada olmak insana... Evet evet. İnsan bir garip oluyor. Yani. Eren'e diyorum ki az önce, aa seninle burada geziyor olmam falan. Şimdi şöyle bir şey oldu, ben hemen size bir güncelleme atayım, durum güncellemesi yapayım. Biz saat kaç gibiydi hatırlamıyorum, çarşıya iniyorduk. Mustafa abim aradı. Dedi ki gece 2:30'da beni havalimanından alın. Evet. Bize dedi ki tamam işte çanta falan hazırladık. Ben çarşıdaki evin anahtarını falan aldım. Dedik hani orada bekleriz çantamda. Biz evden çıkıyoruz. Mustafa abim aradı. Dedi ki ben dedi vazgeçtim, uçakla gelmiyorum. Beni dedi almayın. Biz de yine tamam dedik. Neyse velhasıl kelam, dur aşkım sen de gözük. Biz işte dolaşıyoruz. Benim böyle karnım açtı biraz da. Şu ışık nasıl? Daha mı? Çok iyi. Karnım açtı biraz da, böyle şekerim düştü gibi oldu. Ero da bana arabayla işte nerede oturalım diye dolaşırken milkshake kaldı, tamam mı? Milkshake ne oldu? Üstüne döküldü. Takla. Her zamanki gibi. Geçen kafede de olmuştu çünkü. Bu ara her şeyi üstüme döküyorum. Allah'tan ki bu gömleğim de... Aşkım bir şey söyleyeyim mi? Heh. Normalde bunu Uraz yapması gerekirken bu ara çok sık... Klima ben... açtın mı? Sen yapıyorsun. Ne zaman? Şu an. Yok, sıcak çünkü. Açmadım. Ben de gömlek var. Ben dedim ki çarşıdan inerken bu sefer tişört giyeceğim. Çok sıcak oluyor dedim. Pardon, köyden inerken. Gene gömleğe kaldım. Bu gömleği de Allah'tan çarşıda unutmuştum ben burada. Çarşıdaki evde kaldığımız zamanlarda. İşte eve gitmek zorunda kaldık. Seni sakar seni. Neyse gitmişken de böyle birazcık da makyaj yapayım falan dedim. Çünkü makyajsızdım. Çünkü tamamen böyle hava almaya birlikte... Hayatımı renklendiriyorsun yani. Aynen. Birazcık hava alalım, hem de biraz oturalım konuşalım istedik. Neyse durum öyle yani. Güncel. Bu arada az önce de Yiğit'in yanına uğradık. Çünkü işçilerden bir tanesine bir sıkıntı olmuş, hastaneye getirmiş. O da Eren'i aradı, böyle böyle dayanamadım arkanızdan indim diye. Çünkü köyden inerken o görmüştü bizi. Bize bir uğrayalım, yalnız bırakmayalım dedik. Şimdi de aç karnımızı doyurmaya gidiyoruz. Hem de artık gittiğimiz yerde ben üzerime bir şeyler dökmezsem eğer bir... Evet. Muhabbet ederiz, bir konuşuruz Ero'yla. Sağ salim bir üstümüzü başımıza. Bir de üstümde böyle beyaz tişört vardı. Hani kamufle edebileceğim bir şey değil. Milkshake de şeyli, muzlu kurabiyeli. Bir şey ayrıntı yakaladın mı hiç bende? Buraya gelirken yanıma aldığım kıyafetlerden. Hepsi beyaz. Hepsi beyaz. Sen niye bir şey yaptın? Ben hiç böyle şey almamışım ya. Ben niye öyle bir şey yapmışım? Bu arada Eren de normalde yarın sabah yola çıkacaktı ama Mustafa abim geldiği için dedi ki kayınçocuğumu dedi yalnız bırakmayayım dedi. Bir gün de onunla dedi orada da olayım dedi ve cumartesi günü yola çıkmaya Vallahi, karar verdi. Vallahi sürekli erteleniyor. İlk önce çarşambaydı da sen niye çok karardın aşkım? Çünkü ışık gitti. Yani neyse öyle şeyler işte, sonuç olarak sonuç bu. Evet, çarşambayken cuma, cumayken cumartesi oldu. Büyük bir ihtimal cumartesi pazar olacak. Tamam, şimdi gelecek yorumları ben yani öngördüğüm için neden Eren'le birlikte dönmüyoruz biz? İlk olarak zaten fındık henüz bitmedi. Biz fındıktan sonra dönmeyi ve hani Eren'in de fındıktan sonra geleceğini tahmin ediyorduk. Ve üstelik biraz uzun konuşacağım. Benim Eren'in geleceğinden hiçbir şekilde haberim yoktu. Bir gün köyde mutfaktayım. Yemek yapıyorum tezgahta. Uraz da şeyde mama sandalyesinde oturuyor. Bir araba sesi duydum ama hani babamlar geldi herhalde bahçeden dedim. Çünkü onların dönüş saatiydi. Derken şimdi direkt cam var, balkondan giriş zaten eve. Camda siyah bir şey gördüm. Siyah tişört vardı üzerinde. Bir yolda siyah giymiş, akıllılık etmiş. Bir baktım Eren ama asla emin olamıyorum çünkü ne alaka? Birincisi Eren burada olamaz. Şu an çalışıyor işte. İkincisi Eren hadi gelecek olsa köy yolundan bizim evi bulamaz. Hani dolmuşla gelse dolmuş saati değil. Kafamda deli sorular. Ben kapıyı açamıyorum böyle. Camdan Eren'e bakıyorum. Eren beni görmüyor ama perde olduğu için, tül olduğu için. Sonra bu kapıyı açmayacak mısın diye bağırınca bana ben gittim bir kapıyı açayım bakayım nedir ne değildir falan dedim de. Adam gelmiş ha. O kadar kızdım ki insan bir videosunu çekerdi diye aslında. Ya stres de vardı biliyor musun? Tek başına 10-11 saat yolda olmanın.
Ya bu çok abartılıyor gibi görünüyor ama bu benim için ilk deneyim. Ama senin ilk ya en uzun yolculuğun İstanbul Tekirdağ. Ha, ilk deneyimimde olduğu için tabii ki de aslında bir yer aklıma geldi de dedim ki bu dedim ama bende kalsın. Bu da bize özel kalsın. Bana özel kalsın. Doğru düşünmüşsün, güzel düşünmüşsün. Yani yoksa yoldaki hallerimi falan çekseydim harbi komikti ya. Bu arada hiç kamera elime almadım ben bu süre zarfı içerisinde. Çok az aldım ve gerçekten böyle o görüşmediğimiz 1,5 ay mı oluyor? 2 ay mı oluyor? 2 ay oluyor i̇ki herhalde. 2 ay bence olabilir. Oldu. 2 ayın acısını öyle bir çıkardık ki Uraz, ben, Eren olarak. Sadece üçümüzdük. Zaten bizimkiler de yanımızda olamıyor. Evet. Bahçeye gidiyorlar sabah erkenden, akşam geliyorlar, yemekten sonra yatıyorlar. İşte biz gündüz Eren, Uraz, ben vakit geçirdik. Uraz uyuduktan sonra işte kuzenlerimle falan köyde dışarıya çıktık. İşte merkeze indik falan, böyle güzelce gezdik ama bu süreci hiçbir şekilde vloglayamadım. Çünkü hani hiç aklıma gelmedi. Gerçekten dolu dolu vakit geçirmek istedim. Evet, şunu da söylüyorum o zaman. Şimdi dedim ya biraz uzun konuşacağım diye. Gerçekten konuşacağım. Eren tekrar arabayla dönecek ve ben kendime Uraz'la araba konusunda, yolculuğu konusunda zaten şu anda güvenemiyorum. Sebebi de şu, bizim bir oto koltuğumuz yok şu anda Uraz için. Puseti de yok zaten şu anda, ki olsa da pusetine sığmaz artık. Oto koltuğu yok. Şimdi alsak falan filan değer mi? Bir de onca saat, şimdi Eren tek başına basmış, 11 saatte 10 saatte gelmiş. Ama bizim Uraz'la, Uraz'ın yemesiydi, Uraz'ın içmesiydi, Uraz'ın altının değişmesiydi, Uraz var diye zaten hız yapamayacak falan. En kötü bir 14-15 saat, abartmıyorum bu arada, sürerdi. Ve hem Uraz için hem benim için de rezillik olabilirdi ki. Uraz şu an nasıl bir durumda aşkım? Yani şöyle, ben bıraktığımda çocuk normal duruyordu, yani kucakta olsa oturduğunda falan duruyordu. Şimdi durmuyor. Hiçbir şekilde durmuyor. Yani bir saniye. Bayağı hiperaktif. Küçükken ben de çok hiperaktifim. Olsun, hareketli olsun da olabilir. Çok şükür. Gayet. Ama bakın şey yani, hani çok fazla video çekemiyorum çünkü Uraz'la olduğum süre zarfı içinde sürekli Uraz'ı zapt etmeye çalışıyorum. Böyle bir emekleme çabası var, sürekli bir şeylere atılma çabası var. Yani ya video çekip editleme biraz sıkıntı oluyor şu aralar. Ne kadar annesi de çekme yardımcı olsa akşamları çekme çok sıkıntı oluyor. Çekme yani. Sıkıntı çünkü çekme Uraz'ı sıkıntı kucağımda yani tutup video çekmem çok mümkün değil. Uraz'ı bir yere koyup video çekmem çok mümkün burası değil. Burası mı? Ha, burası. Ancak uyuduğu zaman. Neyse, öyle olduğu için Eren'le dedi ki zaten geldim gördüm dedi, madem fındığı bekliyordum bekle dedi. Fındıktan sonra uçakla dönün, ona da çünkü mantıklı geldi. Ben sizi karşılayayım dedi. Zaten şimdi Mustafa abim de geldiği için belki Mustafa abimle birlikte uçakla döneriz. Ben ısrarla sizi almaya gelmedim, ben zevkimi yaşamaya geldim. Ya teşekkür ederiz. Evet. Falan sağ olsun. Yani bu konuda gerçekten ben Eren'in hakkını asla ödeyemem. Çok büyük bir fedakarlık gösterdi. Ne demek, ne demek? Hani ben tek başıma olsaydım zaten bu kadar kalmazdım ya da arada gider gelirdim. Ama Uraz olunca git gel mesele değil. Bir de şimdi ben kim bilir, Allah bilir bir daha ne zaman gelebileceğim buralara. Öyle işte. Şimdi yemek yemeye geldik. Vallahi 10 dakikadır konuşuyorum. Dinleyenleri yoruma bekliyorum. Zaten buraya kadar dinleyen de Borda Bereli. Bacağım döndü. Aa! Bacağımda bir şey döndü şurada. Ne döndü? Bilmiyorum. İnerken çok acıdı. Kalk. Tövbe ya, akrobatik hareketler yapıyorum. Evet, kimin arabasıysa bilmiyorum, selam olsun. Şey var ya, koltuğun aparatı var ya. Bacağım diyorum sana, bacağım. Ha, bacağına takılmış. Ezan okunuyor, azizallah. Şimdi biz karnımızı doyuralım, ondan sonra da şöyle sahil tarafına bir kahve içmeye falan geçeriz. Like ve at. Bu sürelerde görüşürüz. Abone ol, like evet, at. Lütfen. Bu bir emir hadi değil, gel. Bu sadece ücretsiz bir şey. Git. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ben yalnız şey kapak fotoğrafı veriyorum, Eren konuşuyor. Şu an var ya, benim en sevdiğim şey bu. Aşkım bunun ne olduğunu biliyor musun? Lahana. Yani lahana evet, de biz buna şey diyoruz. Dürme turşusu. Bir tadına bakar mısın? Yok, bakmayacağım da. Şöyle düşün, biz varsayalım ki biz yiyelim gezelim, gezerken yiyelim bir şey kanalıyız. Ve bunu tatma gerekiyor. Ama değiliz. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Bu geçen de bir kahvaltıda gelmişti bana. Ben bunu Yiğit'in önüne ittirmiştim. Ya. Sen yedin. Bak ya. O da yemedi.
Ya, bir şey yok aşkım, çok güzel. İyi tazanın tadını biliyormuş. Aşkım bir yer misin? Sıcak mı soğuk mu? Ya of, Erhan hep şöyle yapıyorsun. Soğuk. Turşu mu? Evet, turşu kavurması. Bu arada sıcak değil ki. Değil aşkım. Kavurmuşlar, soğumuş. Gerçekten mi? Çok aç kalsam yerim ekmek yani. Al ekmeğin de burada. Vallahi ben bir yiyeceğim şimdi. Hadi ye bakalım. Önce ekmeğini yiyeceksin. Ekmeğini alacaksın. Ekmeği alacaksın, tamam mı? Ekmeğin arasına niye koymadın? Çok çiğnemeden ekmeği. Böyle ağzına bak. Yanağıma bak. Evet, fark ettim şu an. Şu an fark ettim biliyor musun? Yani böyle ekmek şu an burada. Çatala dolduracaksın bunu ve yer açıyor. Oh my god. Ne kadar güzel yedi. Pipet varsa. Mecbur pipet istedik ama. Değil mi? Beğenmedim, çok diri kalmış. Evet, ben o yüzden beğenmedim belki de. Annem daha güzel yapıyor. Tamam. Ayranı keşke üstüne biraz daha kalsaydık. Ayranı yaylaya gitseydik ve evet, dürüme alsaydık ve annem yapsaydı. Tamam, o konuyu geçelim. Şimdi konuyu saptırmadan o ayranı dökmeden nasıl içeceksin? Çok merak ediyorum. Pipet istedim ya orasında. Hande. Ben hiç şey yapmıyorum. Hande. Efendim. Lütfen o ayranı dökmeden iç, tamam mı? Okey. Bir bu kadar daha yaşamak istemiyorum. Tamam ya. Rezil etme adamı. Eren bir daha sor bakayım. Bir daha sor bakayım. Biz bunu nasıl bitireceğiz? Bunu nasıl yiyeceğiz babuş? O yedikçe yediriyor kendini, merak etme. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Biz şimdi de kahve içmeye Tomur'a geldik. Buranın manzarasını hakikaten çok seviyorum. Şimdi hemen manzarayı sizlerle de paylaşacağım. İşte bu. Ben ne sandım biliyor musun? Deniz manzarası. Aslında öyleydi de ama şimdi. Bir şöyle ordum oldu. Es geç bindim ama gerçekten buranın manzarasını çok seviyorum. Bu arada şurada yer yoktu, o yüzden tepede kaldık. Bir şey söyleyeceğim. Kameradan çekiyorsun ya, çok belli olmuyor. Bu mu manzara falan diyebilirler ama insan gözüyle baktığı zaman manzara daha iyi. Aynen. Ama okeysin yani. Biraz yüksek sesle konuş çünkü müzik var. Tamam. Benim böyle manzaralarda falan harbi gözüküyor yani. Benim en iyi manzaram sizsin. Bu da sanki zorla söylemiş gibi oldu. Harbiden şey oldu bu biraz. Hani ben sana zorla söyletiyormuşum. Hani şimdi kamera açıyorum, bak böyle böyle de demişim. Ben böyle şeyleri söylemiyorum ki normalde. Eren'e oksijen yaradı. H2O iyi geldi. Normalde Tekirdağ'da H olmadığı için H2O da. Aşkım peki H2O sence hava mı su mu? Oğlum sen gittin suyu neye çevirdin, oksijene çevirdin. Hayır ben de düşünmüyorum, yok ki. Belki oksijen, de ben bir balığımdır. Oksijen, H2O da oksijen. Allah'ım ya, kapat ya. Bir espri yapayım dedim, onu da yanlış yerde yaptım. Suya oksijen de biliyorsun. The taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you... Köylü köyüne çıktı. Evet, biz geldik. Saat şu anda 12.30 mu? Saat şu an tam 12.30. Yemin et. Evet. Ne yapsın? Kalbi temiz. Bu arada şöyle söyleyeceğim. Bugün de makyajımı temizlemeden uyuyacağım. Çok özür diliyorum canım yüzümden ve cildimden ama Uraz yukarıda, büyük oraya çıktım baktım. Annemle Uraz uyumuş. O yüzden hiç dokunmadım. Biberon vardı yanında. Muhtemelen mamasını da yemiş. O yüzden ben tin 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 aşağıya indim uyandırmamak için Uraz'ı. Çünkü uyanırsa gerçekten çok zor uyur. O yüzden de makyaj temizleme, zımbırtılarım, her şeyim de yukarıda. Temizlemeyeceğim. Aslında şuradan bir ıslak mendille falan silseydim de ıslak mendil de yok burada. O da içeride. İçeride de babam uyumuş. Ortalık fena karıştı. Sevgilim, bize burada uyuyalım bari. Benim sarıldığım yastık yok. Bu çok büyük eksiklik.
Ben varım. Ya sevgim yastık yastık. Tamam. Yastıktan ne farkım soğuk, var? Duvardan soğuk gelmesin diye koydum. Emin ol yastıktan daha yumuşak. Nereye gitti yastık? Duvardan soğuk gelmesin mi? Nesin sen? Yapsana. 3 aylık bebek falan mı? Sana soğuk gelmesin diye. Kıyamam. Ya kıyamam. Lütfen. Bu arada gerçekten güzel vakit geçirdik. Konuşmamız gereken ne varsa konuştuk diye düşünüyorum ben. Herkes vicdanı rahat uyuyabilir bu gece. Şaka bir yana bu videoyu burada bitirme kararı alıyorum. Çünkü aslında bu gece çok mutsuz uyuyacaktım. Muhtemelen video çekemezdim ama Eren kalışını bir gün daha uzattığı için şu an tabii ki de neyim? Mutlusun. Evet. Ama mesela bir şey daha konuşmuştuk biz Eren'cim. Ne konuşmuştuk? Artık ne yapmayacaktık? Telefonla oynamayacaktık. Sen ne yapıyorsun? Ama sen daha gelmedin. Neyse hadi öyle olsun. Password. Herkese beni ve bizi buraya kadar izlediği için çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Bildirim çanını açarsanız da videolarımdan ilk sizin haberiniz olur ve ayrıyeten de beni Instagram'dan takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Videolarında daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen beni bir gazlayın çünkü bu ara gerçekten çok zorlanıyorum diye boşladım. Yalan yok. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen gelmeden önce boşlamıştım. Sen gelince geldiğinde bilerek çekmedim. Post. Tipe bak. Sen üstünü değiştirmeden mi yatıyorsun? Ya. Bundan 10 tane var o. Farklı mı? Evet. Onun da açıklamasını yapayım. Bir abimizin işini yaptım. Allah razı olsun. Bundan 10 tane verdi. Bu LCV2'nin işini yapıyormuş. Yatarken de dışarıda da bu mavi. Bundan sonra beyazım ben. Acun gibi. Posa. Bundan sonra beyaz olamazsın. Muhtemelen bizim makine onu birkaç yıkama sonra griye dönüştürür. Evet. Sizin makine mi? Vay be senin benim mi var Eren Kıvanç? Hayır ya o benim kullanma şeyim ya. Hadi bay bay. Pisletiyorum çok. Lütfen like atın tamam mı cicişler? Cidiş mi? Cidiş ne ya? Maşallah hocam inşallah hocam. Like atan bizdendir atmayan başka bir şeydir. Hadi bakalım. Nedir? Ya lensini kıracağım bırak zaten zor çekiyor video artık kamera. Koydum bunu. Ne olur yap. Allah aşkına yap Eren. Posa. Yap. Kim o? Tabii ki de Murat. Başka kim olacak? Aynısını yaptı yemin ederim. Babası ne oldu?